Pneumona ultramicroscopic silica volcano coniosis. Az önce size İngilizce'deki en uzun kelimeyi söyledim. Bakın bir daha söylüyorum aşk ile. Pneumona ultramicroscopic silica volcano coniosis. Bu ne ya? Dediyseniz gerçekten haklısınız. Çünkü az önce duyduğunuz kelimede tamı tamına 45 tane harf var. Anlamıysa solunum yolunuza küçük partiküller kaçması sonucunda oluşan bir hastalık demek. Tabi şimdi böyle tek parça bakınca oldukça zor anlaşılmaz gibi görünüyor ama gelin bir parçaları ayıralım, aslında olduğundan nasıl daha kolay olduğunu birlikte görelim. Şimdi ilk kelimemiz pneumona. Akciğere ait demektir. Pneumoni falan diye zatüre kelimesi de vardır ki aynı kökten geliyor hepsi. İkinci kelimemiz zaten Türkçe'ye de geçmiş. Ultra. Microscopic de aynı şekilde üçüncü parça. Ultra microscopic yani ultra küçük anlamıyla. Silico volcano kısmına geldiğimizde ise silika bir kimyasal bir madde. Silico, silika diye Türkçe'de kullanılıyor. Volcano da volkanik parçaları ifade ediyor. Coniosis de bunun bir hastalık olduğunu gösteren kelime. Tabii şimdi siz haklı olarak soracaksınız. Benim bu kelimeyi öğrenmemin bana, insanlığa ne gibi faydası var diye. Aslında haklısınız. Ama benim buradaki asıl derdim size bu kelimeyi öğretmek değil, aslında kelimeleri parçalayarak neleri yapabileceğimizi göstermekti. Mesela karşınıza şöyle bir cümle çıktığını varsayalım. Sabri uncharacteristically missed the shot. Şimdi Sabri, tamam bizim Sabri, eyvallah Sabri Reis, mest kaçırdı, ıskaladı, burası da tamam, shot shoot zaten, ya peki bu uncharacteristically nedir diye anlayamadığınızı varsayalım ve kelimeye birlikte yakından bir bakalım. Kelimenin tam ortasında character kelimesini görüyoruz ki Türkçedeki karakter zaten İngilizceden gelmiş bir kelime. Bir sonraki aşamada characteristic olmuş. Karakteristik özelliği deriz ya hani. Characteristically dediğimizde ise L'ye eki İngilizce'de bir şekilde anlamı verir arkadaşlar. O zaman karakteristik bir şekilde anlamını çıkarıyorum. Ve son olarak da kelimenin başındaki an önekini getirdiğimde ki olumsuzluk öneki olduğunu da biliyorsunuzdur birçoğunuz. Ne gibi? Tıpkı happy mutlu, unhappy mutsuz örneklerinde olduğu gibi. O halde uncharacteristically dediğimizde karakter özelliklerinin dışında olarak, yani Sabri karakter özelliklerinin dışında olarak bu şutu, bu vuruşu kaçırdı. Melo'dan Sabri'ye doğru. Sabri vuracak. Öyle de yaptı ama kötü vurdu. Bu videomuzda da hem İngilizce'deki en uzun kelimeyi hem de kelimeleri nasıl çözümleyip yeni anlamlar çıkarabileceğinizi öğrenmiş olduk. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.